Herkese merhabalar. Bugün Girne'deyiz ve Girne'de en ucuz olan butik otel kaç para, fiyatı nedir, günlük fiyatları nelerdir, onları göreceğiz. Ve Girne'nin en uygun, en ucuz olan butik oteline gidip orayı göreceğiz. Şimdi ben daha önce Lefkoşa'da pansiyon fiyatlarını çekmiştim. Girne'de de otel fiyatını çektim ama orası biraz pahalıydı. Yani bana bir sürü mesaj geldi, işte ben Girne'ye gelmek istiyorum ama Girne'de daha ucuz pansiyon veya otel falan, hostel tarzı pansiyon ya da otel yok mu diye bir sürü mesaj geldi bana. Bunun için ben de Girne'deki en ucuz olan butik oteli size çekmeye çalışacağım. Birazdan butik otele gideceğiz ve odalarını göreceğiz. Ne durumda olduklarını göreceğiz ve fiyatlarını öğreneceğiz. Girne'ye gelip ya da gelmeyi düşünen insanlar için belki bir faydası dokunur. Yani burada en ucuza nerede kalabilirim diye düşünen arkadaşlar varsa en azından onlar için Girne'deki en ucuz butik oteli size çekeceğim. Ve bu butik otel Girne'nin neresinde kalıyor diye soracak olursanız, Girne'nin tam merkezinde, kordon boyunun olduğu yerde ve çarşının içinde. Yani buraya 5 dakika yürüme mesafesinde, Girne'nin içine, çarşının içine, kordon boyuna, her tarafa yakın. Her tarafa buradan çok kısa bir süre yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk önce size burayı biraz göstereyim. Şu an neredeyiz ve butik otel nereye yakın size, onu göstereyim. Sonra yavaş yavaş otele doğru yola devam edelim. Butik otelin olduğu yer burası ve burası Marina bölgesi, kordon boyu. Burada Girne Kalesi'ni de görebilirsiniz ve Marina'da böyle. Burası kordon boyu ve çarşıya 5 dakika yürüme mesafesinde. Bizim şu anda gideceğimiz butik otelde şu tarafta, şurada. Ve o da, yani buradan zaten görebildiğiniz gibi 2-3 dakika, maksimum 5 dakikada yürüyerek yetişebilirsiniz. Burası böyle. Bazı arkadaşlar işte nereye yakın olduğunu merak ettikleri için ben de size ilk önce butik otelimize gitmeden önce etrafı bir böyle göstereyim dedim. Nereye yakın olduğunu görebilirsiniz diye. Burada bir büfemiz var. Ve burası kordon boyu, yani Girne'nin en çok yoğun olduğu, insan yoğunluğunun olduğu yer burası. Bu ileride gördüğümüz de kafeler, kafe ve restoranlar. Burası da Girne'nin en işlek caddesi diyebileceğimiz bir yer. Şu anda sabah saati olduğu için burada kimseyi göremiyoruz ama normalde burası çok kalabalık oluyor. Şimdi size ilk önce böyle dışarıyı göstermek istedim. Yavaş yavaş butik otelimize doğru ilerliyoruz. Bir iki dakika içinde
otele yetişmiş olacağız. Girişi bu taraftan da var. Diğer taraftan da girişleri var, yukarı taraftan. Biz bu seferlik buradan geldik. Şimdi hemen hemen otele yetişmek üzereyiz. Şimdi otelimize yetiştik. Otel böyle. Girişi burada. Etrafı da bu şekilde. Şimdi otelimizin içine girdik. Necati abimiz bize biraz otelden bahsedecek. Bize otel hakkında bilgi verecek ve fiyatları söyleyecek. Evet abi, bize biraz otel hakkında bahseder misin? Fiyatlar nedir ya da odalarda neler var neler yok, onlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii, bizim odalarımız var. Şu anda bu binada 7 tane var. Bunların hepsinde klima, sıcak su, hijyen koşullara dahildir. Her şey temizdir. Zaten bizim İstanbul'da da bir otelimiz var. Ona göre bu işe yabancı değiliz. Ve güzel yukarıda odalarımız var. Onda mevcut ve merkezi bir yerdeyiz. Bunlar için gelen müşterilerimize karşı en ufak bir, hani ufak tefek şeylere karşı ücret bile almıyoruz. Onun için yardım yolluyoruz yani her konuda. Zaten insanlık da bunu götürür. Çok fazla fahiş bir fiyatlarımız da yoktur yani. Bir kişiye icabında 150, iki kişiye 220 veya 200'ü. Hatta bir kişiye 150'den değilse ama 140'a, 130'a da düşebiliyoruz. Yani yerine göre, odasına göre. Yani daha piyasadan çok çok uygun yani. Daha uzun kalırsa daha çok düşüyoruz. Onun için, bunun için bir yani müracaat etmeleri şarttır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz zaten. O zaman benim arkadaşlardan, yani benim izleyicilerimden sana gelen olursa onlar için de indirim yaparsın değil mi abi? Gayet tabii. Zaten karşı binamız da var. Orada stüdyo dairelerim var benim. İki odalı veya da tek odalı var. Onların da bir uygun yapıyoruz ve gayet güzel yani. Yani bu neredeyse 300'lü 500'lü otelin konumunda zaten hepsi. Herhangi bir şeysi yoktur yani. Sadece bir görmelerinde fayda var. Benim de gördüğüm en ucuz yer burası yani. Diğerlerine de sordum ama en ucuzu 180 TL civarında bir fiyat söylemişti. Ama şimdi millet burada fırsat yaratıyor, fırsat yapmak istiyor. Yani bu her şey, mesela bana ne kadar sürümden kazanmak lazım. Boş kalan bir oda sana hiçbir şey vermez. Onun için az olsun ama herkes de faydalansın. Bunun peşindeyiz zaten. Biz de zaten İstanbul'da bir otelimiz olduğu için bunlardan bir tecrübeliyiz yani. Anladım. Teşekkürler. Evet, bekliyoruz arkadaşlarımızı. Buyurun. O zaman biraz odaları da görebilir miyiz abi? Tabii tabii. Yukarıda bir iki odamız var ama şu anda bu hepsi dolu. Ama bir iki odamızı gösterelim. Gerisini yine de takviye yaparız. Tamam. Bakalım o zaman. Buyurun. Şu anda birinci odamıza girdik. Evet. Burada iki kişi de olabilir. Üç kişi de olabilir. Ona göre düzenleme yaptık. Buzdolabımız vardır. Zaten klimamız vardır yukarıda. Klima. Klimada klimamız mevcuttur. Evet. Mevcut. Yani banyomuz, her şey burada. Banyomuz mevcuttur. Burası banyo, tuvalet. Evet, evet. Gençliğe için, öbür odaya geçebiliriz. Fön, her şey var. Evet. Şimdi böyle bir odamız daha var. Salondur yani şey, giriş alınır. Bunların müşterilerindeki. Burası mı? Tabii tabii. Buyurun, burasıdır. Bu da diğer odamız. Evet, diğer odamız vardır. Burada da bu biraz daha iyi odamızın bir tanesidir. Bunda da televizyonu var. Gayet güzel. Zaten dışarıya bakıyor. Kliması var. Her şey. Penceresi de var burada. Her şey. Hepsi pencere. Buyurun, burada bir de balkonumuz var. Buzdolabı var. Buzdolabı evet. Var. Ha, ha. Bu
Burada bir de balkonumuz vardır zaten. Şeye bakalım. Balkon da burada. Burada balkonumuz vardır. Burası da balkon. Bak bu yanına da gösteriyorsun her şeyi. Dışarısı da bu şekilde. Evet. Burada masa ve sandalyeler de var. Oturup balkonda kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz. Zaten arkada da bahçemiz var da yine. Yani yok kim abi, bu yemin aşağıda dursun da. Buranın da fön makinesi dahil. Her şey var, sıcak suyu da var. Bu odamız da böyle. Şimdi abimiz bize odaları gösterdi. Bize tekrardan fiyatları söylerse memnun olurum. Tabii şimdi bu Mahir Bey'in bize gönderdikleri arkadaşlardan daha indirim yapacağız zaten. %10 mutlaka bir indirim yapacağız. Ve zaten de uygundur fiyatlarımız. Ama yani bu Girne'nin de merkezindeyiz zaten. En yakın her zaman için. Yani 24 saat burada hizmet verebiliyoruz. Yani fiyatlar normalde bir kişi 150 TL demiştin abi. Ama yani Mahir Bey için biraz 140 TL yapabiliriz. 140. Yani biraz uzun vadeli kalanlar için daha çok düşük olur. Tabii klima her şey zaten mevcuttur yani. Bütün klimasız veyahut da sıcak su, soğuk su her şey. Odamız yoktur. Hepsi aynı. Küçüğü de büyüğü de aynı şey koşullara sahiptir. Anladım. Teşekkür ederiz o zaman abicim. Rica ederim. Rica ederim. Bekleriz. İyi günler dileriz. İyi günler efendim. Evet, bugün Blue Boutique Otel'e geldik. Ve fiyatlarını gördük, konumunu gördük. Daha önce bana gelen mesajlar doğrultusunda bu videoyu çektim. Çünkü daha önce dediğim gibi Lefkoşa'yı çekmiştim. Ama biz Girne'de kalmak istiyoruz ve daha uygun otel ya da pansiyon yok mu diye mesajlar gelmişti bu videoyu. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Otel fiyatı günlük 150 TL civarında ama ondan bizim için daha çok indirim yapmasını söyledim. Ve benim ismimi söyleyip gelen arkadaşlardan biraz daha indirim yapacak. 140-130 civarında günlüğünü verecek bizim için. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoları beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.